Yapay Zeka Merkezi ile karşınızdayız efendim. Evet, yapay zeka teknolojileri ile birlikte iş, teknoloji üreten ve Ar-Ge yapan topluluklar için ekonomik değer sağlayan kurumlar, temsilcileri ve girişimcileri ağırladığımız Yapay Zeka Merkezi'nin bu sezon ikinci programı ile karşınızdayız. Bugün yapay zeka teknolojilerinin özellikle bilimden teknoloji üretimine, oradan da yine iş dünyasına akışını masamıza yatıracağız ve bu konu teknolojiye yatırım yapacak kurumlar için ise ayrıca önemli. Özellikle teknoloji geliştiricileri için ayrı önemli, akademi için ise bambaşka bir öneme sahip. Konuğumuz bugün Koç Üniversitesi İş Bankası Yapay Zeka ve Uygulama ve Araştırma Merkezi Direktörü Profesör Doktor Çiğdem Gündüz Demir bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, şimdi akademinin özellikle yapay zeka teknolojileri bilimini çalışan bir merkezin direktörü şapkasıyla birlikte sizi ağırlıyoruz. Bugün konuşacağız aslında ayrıntıları, detayları ama önce siz yılların, yani özellikle teknolojiye yıllarını vermiş bir akademisyen olarak sizi tanımak istiyorum. İzleyicilerimiz adına bu soruyu sormak görevimdir. Çok teşekkür ediyorum. Ben kendim bilgisayar mühendisiyim. 1999 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nin bilgisayar mühendisliğinden mezun oldum. Daha sonra Boğaziçi Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimimi aldım. Amerika'da Rensselaer Politeknik Enstitüsü'nde de doktoramı aldım. Ve 2006 yılında ülkeme döndüm. Ve Bilkent Üniversitesi'nde başladım, bilgisayar mühendisliğinde başladım. Bir 15 yıl kadar Ankara'da yaşadıktan sonra, Bilkent Üniversitesi'nde çalıştıktan sonra 2021 yılı başında Koç Üniversitesi'ne gelmek istedim. Elbette burada yapay zeka merkezimizin olması çok benim için büyük bir avantajdı. Bunun yanı sıra benim yaklaşık kaç yıl olmuş, 20 yıldır aslında araştırma alanım medikal görüntü analizi. Daha yüksek lisansta aslında yapay zeka, makine öğrenmesi, bunları hep çalışmaya başlamıştım ama doktoram ve sonrasında medikal görüntü analizi üzerine çalıştım. Medikal görüntü analizinde de elinizde patolojik görüntü olabilir, biyopsi görüntüleri olabilir, radyolojik görüntüleri olabilir, MR olabilir, BT olabilir ya da göz mesela optik koherans tomografi görüntüleri olabilir. Bunlar da aslında analizine yapabilecek, yardımcı olabilecek acaba akıllı sistemler geliştirilebilir mi? Bu şekilde çalışmalarım oldu. Elbette Koç Üniversitesi'nde aynı zamanda tıp fakültemiz de var. Orada da bana bir pozisyon verdiler. Hocalarımız da disiplinler arası çok heyecanlı projeler yapmaya başladık. 2023 yılının başından itibaren de Koç Üniversitesi İş Bankası Yapay Zeka Merkezi'nin direktörü olarak görev yapıyorum. Şimdi yani bize biraz özellikle Koç Üniversitesi İş Bankası Yapay Zeka Uygulama ve Araştırma Merkezi'ni anlatmanızı rica edeceğim. Çünkü neden kuruldu bu merkez? Neden Koç Üniversitesi Yapay Zeka Uygulama Araştırma Merkezi değil de Yapay Zeka İş Bankası, Yapay Zeka Uygulama Araştırma Merkezi olarak? Yani neden kuruldu bu merkez? Neler yapıyor bu merkezin görevi nedir? Biliyoruz ki mesela şu anda araştırma merkezlerine önem çok daha fazla atfedilmiş bulunmakta. Üniversiteler içerisinde de büyük misyonları var. Dolayısıyla büyük projelere imza atılıyor. Şu andaki hakikaten akademinin içerisinde araştırma merkezlerinin oldukça büyük sorumlulukları da var. Çok bilim teşekkürler adına. Soru için. Elbette yani ülkemizde çok tekil anlamda çok iyi bilim yapan, yani sadece bu sayı değil, aynı zamanda yapay zeka anlamında çalışan da, sadece yapay zeka bölümlerinin, bilgisayar mühendisliğinin sayıları değil, benim bahsettiğim dünya kalitesinde bilim yapan tekil insanlar var. Çok iyi bilim insanlarımız var ülkemizde. Ama bunlar genelde tekil, yani tek başlarına bir katkı koymaya çalışıyorlar. Şimdi bu araştırma merkezlerinin bir görevi aslında burada ülkemiz için, ülkemizde belki bu tekil araştırmalar var ama bir kritik kütlenin oluşması, dünyayla daha bir yarışır olmak için bu kritik kütle çok önemli. Bu hem
hoca bazında araştırmacı için, hem öğrenci bazında, hem deneyimli öğrenci bazında, hem araştırmacı bazında. Dolayısıyla araştırma görevli, araştırma merkezlerinin aslında bu insanlara bir çatı olma görevi var. Koç Üniversitesi'nde de bu merkezden önce yapay zeka çalışan, çok iyi, dünya kalitesinde bilim yapan hocalarımızın öğrencileri vardı. Ama bu merkezin çatısı altında hep beraber olma ve bir ekosistem yaratma çok şansı güzel oldu. Ve İş Bankası'nın burada rolü de aslında bize bilime inanarak bir yatırım yapması ve bizi desteklemesi. Bu desteğin sadece bilim insanı yetiştirme, yani öğrencilerimizi yetiştirmenin yanı sıra özellikle yapay zeka alanında hesaplama alt gücü çok önemli. Yani şöyle ifade edeyim, bu hani büyük dil modellerinden bahsediliyor. ChatGPT tırnak içinde, evet, söyleyeceğimiz doğru, ve türevlerinde. Bunların aslında geliştirilmesi için ihtiyaç duyulan altyapı çok büyük. Bunların elektrik faturalarının ödenmesi bile çok büyük. Yani bunlar milyon dolarlar mertebesinde konuşulan rakamlar. Ve bunların üniversitenin yarışabilmesi bu şirketlerle mümkün değil. Hem Türkiye'de hem yurt dışında. Elbette hani biz o kadar büyük kaynaklar beklemiyoruz ama bu araştırma altyapısı olarak bizim için grafik kartları, bu derin öğrenme alanında çok kritik. Ve o altyapının kurulmasında da aslında İş Bankası'nın desteği çok önemli oldu bizim için. Ve aslında bu araştırmalarımızı daha farklı yapabilmek, daha dünya çapında yapabilme şansı verdi. O yüzden araştırma merkezimiz... Yani şöyle diyebilir miyiz? Mesela bir kurumun böyle bir bilim alanını aslında desteklemesi, dünya mertebesine çıkabilmesi açısından oldukça önemli. Türkiye'de böyle bir işbirliği diyebilir miyiz? Gerçi onu da sormak isterim ama özellikle biraz daha bu akıştan bahsedebilir miyiz hocam? Nasıl bir akış var bilimden teknoloji üretimine, oradan ise iş gelişimine? Yani burada... Hani İş Bankası'nın işin içerisinde olma hikayesi aslında hakikaten iş gelişimine bir katkı var ki buraya aynı zamanda bir yatırım gözüyle de bakıyor. Ben sorunuza yanıt vermedim aslında, o ikinci kısmına yanıt vermeden ben birinci kısmını biraz açmak isterim. Aslında akademi ve hani sanayinin işbirliği derken aslında elbette herkesin yapmak istediği, yani ideal dünyada hiç kimse hayır demez böyle bir işbirliğine. Keşke yapılabilse, keşke çok önemli şeyler çıkabilse ortaya. Ama burada iki şeyi göz ardı etmemek gerekiyor. Bir, özellikle Türkiye için. Türkiye'de aslında bizim en eksik olan şey bir yetenek havuzu. Yani aslında bizde genelde üniversite sanayi işbirliğinde anlaşılan şey, sanayinin bir projesine çözüm üretebilen akademik alanda bir ortak bulabilmek. Şimdi bunun farklı açılardan ele alınması gerekiyor. Şimdi amacınız sizin eğer ki olan bir probleme olan yöntemlerle, zaten var olan yöntemleri olduğu gibi kullanarak bir çözüm bulmaksa, aslında bu akademinin o kadar işi değil. Yani aslında bir yetenek havuzu olması gerekiyor ve o yetenek havuzunun zenginleştirilmesi gerekiyor. Ve bu yetenek havuzunu zenginleştirirken genelde sanayinin düşündüğü hep en uçtaki insana erişmek istiyor. Ama bu yetenek havuzunu genişletmek için baştan sona bir sabır gerekiyor, bir destek gerekiyor. Biz de o desteğe çok gönüllü olmuyor sanayi kuruluşları. Son kısımla ilgileniyor. Aslında İş Bankası ile yapılan bu ortaklığın şöyle bir önemi var. Yani siz hani strateji ne diye. Aslında İş Bankası'nın ilk yaptığı, hani bence en önemli şeylerden biri, o havuzu zenginleştirmek. Bu havuzu kendi projeleri için zenginleştirme değil. Aslında belki tabii ki kendi projeleri de çıkabilir ama ülke adına zenginleştirmek adına aslında o insanların geliştirilmesi adına bir destek verdiler. Bence bu çok kıymetli ve bunun artması gerekiyor. Yani birincisi sanayinin o beklentisini biraz daha
o havuza katkı olarak da düşünmesi gerekiyor. İkinci bir şey yine bununla alakalı olarak, şimdi sanayi ve akademinin işleyişi aslında biraz birbirine zıt. Sanayi çok doğal olarak, yani bunlar para kazanmaya odaklı şirketler, çok doğal yani doğaları gereği öyle. Evet. Ve bunu yaparken, bir proje geliştirirken mümkün olduğu en kısa zamanda ortaya bir sonuç çıksın istiyor. Az mümkünse yarın. Hızla bu işin çok. İçerisinde. Evet. Şimdi tabii ki bu çok önemli. Bilim dünyası ise biz de tabii ki aklımızda çok acayip bir problem olur, çok yenilikçi bir problem olur. Ertesi güne tabii ki çıkarmak isteriz. Yani onda hiçbirimizin hani anlaşamadığı bir nokta yok. Ama genelde bilim dünyasını daha böyle katma değeri yüksek fikirler aslında biraz böyle riskli fikirlerden ortaya çıkıyor. Hatta bu konuda hem Türkiye'de hem yurt dışında programlar da var. Bunlara yüksek risk, yüksek kazanç projeleri deniliyor. Burada aslında bir düşünce, bir aklınızda bir şey var. O olanla biraz daha zıt, biraz daha zıt da demeyeyim, farklı ve ne çıkacağını bilmiyorsunuz. Doğru. Ama çıkarsa gerçekten değişim sağlayabilecek projeler oluyor. Dolayısıyla onlar için zaman gerekiyor. Dolayısıyla sanayi ile işbirliği yaparken elbette sanayinin güncel problemlerini, şirketlerin güncel problemlerine katkıda bulunmak çok isteriz olan yöntemlerle. Ama daha da istediğimiz şey aslında bunlara çözüm bulurken biraz daha böyle yüksek riskli ama biraz daha etki değeri yüksek elimizdeki yeteneklerle çözüm bulabilirsek aslında o hem ülkemiz için hem de hani bu yüksek katma değerli hep ürünlerden bahsediliyor. Yüksek katma değerli ürünler bu şekilde çıkıyor. Beklemek biraz daha sabırlı olmak gerekiyor. Dolayısıyla biraz daha orta yolda buluşmak gerekiyor. Hem sanayi tarafından hem akademi yani taraftan. Yani aslında şöyle diyebilir miyiz? Yıllardır zaten en fazla tartıştığımız nokta bu. Enflasyonu tartışıyoruz. Dönüp dolaştığımız nokta katma değerli üretime geliyor. İşte talebi baskılayarak bir işte orada belki yani tampon görevi görüyorsunuz ama nihayetinde hep dönüp dolaşıyoruz. Bugün iş dünyasıyla konuştuğunuzda veya sektörle, hane halkıyla konuştuğunuzda bunun etkilerinin net bir şekilde alınması isteniyorsa eğer şöyle bir sonuç ortaya çıkıyor. Katma değerli üretim ve bu uzun vadeli zaten gerçekleşecek bir nokta. İşte buraya yatırımlar da ön planda oluyor. Yani hakikaten hayati bir önem makro veriler açısından önümüzdeki 10 yıl açısından. Peki şimdi biraz daha ayrıntıya girmek istiyorum o halde. Yani akademi ve sanayi arasında yıllardır aslında idealize edilen bir işbirliği var. Ancak akışta bazı problemler ortaya çıktı. Hep siz destekçiniz kurumla nasıl bir işbirliği stratejisinde çalışıyorsunuz? Yani İş Bankası destekliyor bu yapay zeka merkezini ve böyle bir durumda nasıl bir işbirliği ortaya çıktı ve nasıl bir strateji var? İş Bankası buranın neresinde? Aslında biraz önce de ifade etmeye çalıştım. Aslında İş Bankası burasının şu anda bu yetenek havuzunun ortaya çıkmasını destekliyor. Dediğim gibi bu sadece İş Bankası'yla yapacağımız projeler için değil. Bu aslında Türkiye'de ben kendim örneğin medikal görüntü analizi üzerine çalışıyorum. Tıp doktorlarıyla çalışıyorum. Hiç finans kurumlarıyla hiç işim yok. Ama benim araştırmam için de o yetenek havuzunu destekler nitelikte. Dolayısıyla buradaki İş Bankası ile yaptığımız stratejik ortaklık aslında ülke için güzel bir şeyler yapmak adına ve en önemlisi gerçekten ülkemizde her seviyede yani hoca seviyesinde düşünebilirsiniz, öğrenci seviyesinde, doktora sonrası araştırmacı seviyesinde insan havuzunu yetenekli dünya standartında araştırma yapabilecek insan sayısını arttırmamız gerekiyor. Hı hı. Dediğim gibi stratejik ortaklığımız en büyük stratejik ortaklığımız o seviyede ama elbette bu insanlardan ileride İş Bankası'nın da içinde yer alacağı projelerde çalışmak isteyen arkadaşlarımız olur. Ne güzel olur. Hı hı. Ama bence şu anda daha değerli bir iş yapıyoruz hep beraber. Çok güzel. Yani umarım bu hakikaten işbirliğinin çıktıları da bir o kadar etkili olmaya devam eder ki
bu rekabetçil bir dünya içerisindeki yapay zekada özellikle bugün yarından çok daha geç olabiliyor. Yani dolayısıyla yarın bambaşka bir teknolojiye uyanabiliyoruz ki ilk defa bir devrimin içerisinde yer alan da bir şu anda dönemi yaşıyoruz. Yani hep devrimleri kaçırdık. Birinci, ikinci, üçüncü sanayi devrimi. Bugün dördüncü sanayi devrimi konuşuyoruz ki son aşamaları artık burada toplum 5.0'ı konuşmaya başladığımız dönemde her gün ülkeler arasında çok geniş bir yarış var ve dünya servetinin de sabit olduğunu varsayarsak oradan işte pastadan büyük pay sahibi almamızın en büyük nedenlerinden bir tanesi olabilirsiniz yaptığınız çalışmalarla birlikte. Şimdi şirketler için özellikle teknoloji mutfaklarını beslemek ve yine özgün teknoloji becerileri geliştirmek için birçok yapay zeka teknolojilerinde bilimin gelişmesi açısından çok çok önemli bir konu haline geliyor. Özellikle birlikte çalışma fırsatı bulduğunuz odak konular neler? Mesela hangi disipliner konularda çalışıyor bu merkez? Yani sağlıktan bahsettiniz ama burada bambaşka bir dönüşüm noktası da olabilir. Farklı konular da ortaya çıkabilir. Buradaki örnekleriniz bize soracak olursam ne dersiniz bana? Nelerden ilham oluyor bu merkezin konuları mesela? Nelerden oluşuyor? Bu merkezimizde belki en başta biraz daha bahsederken anlatmam lazım. Aslında üniversiteler bağımsız araştırma yapılabilecek kurumlar. Merkezler de aynı şekilde. Yani bu bağımsız araştırma derken aslında öğretim üyelerinin, hocalarımızın kendi araştırma konularını kendilerinin seçtiği ve kendileri inandığı konularda bilime katkı yaptıkları kurumlar. Dolayısıyla bizim merkezimizde de çok farklı konularda çalışan hocalarımız var. Robotik konusunda çalışan var, insan makine etkileşimi konusunda çalışan hocalarımız var, büyük dil işleme, büyük dil modelleri üzerinde çalışan hocalarımız var, sağlıkla yapay zekanın kesişiminde çalışan ben ve başka hocalarımız var. Otomatik, otonom araçlar konusunda çalışan hocalarımız var. Dolayısıyla geniş bir yelpazemiz var. Burada aslında bizim teknolojiye dediğiniz özgün, katacağımız özgün değer aslında şirketlere dediğim gibi yani örneğin büyük dil modelini aldınız. Bu ara çok istenilen, çok talep gören bir alan. Ve kendi bir şirket kendi verisi üzerinde bu büyük dil modellerini uygulamak istiyor. Zaten bu olan modeli, olan şekliyle uygulanacaksa dediğim gibi orada o kadar bir akademik işbirliği, daha doğrusu akademik işbirliği oluyor ama o şirket o şekilde uyguluyorsa onun rakibi de benzer şekilde uyguluyor. Dolayısıyla buradaki güç aslında akademiyle işbirliğini öyle düşünmek gerekiyor. Nasıl bir özgün kullanımla bunu uygulayabiliriz ki benim yaptığımı rakibim yapamasın ve bunu aslında ben bu çok yaygın bir örnek olduğu için söyledim. Kendi alanıma gelecek olursam örneğin sağlıkta yapay zeka. Şimdi sağlık alanında yapay zekanın doğrudan kullanılmasının önünde birçok engel var. İlk olarak regülasyonlar. Bu Türkiye'de de öyle, dünyada da öyle. Sonuçta bununla tanı koyamıyorsunuz. Doğru. Kesin tanı koyamıyorsunuz. Ama bunun ortaya koyabileceği çok büyük fırsatlar da olabilir. Örneğin hekime yardımcı sistemlerin tasarlanması olabilir. Ve burada yapabileceğiniz çok farklı üzerinde çalışabileceğiniz konular var. Orada ufacık bir şey yaptığınızda ama özgün bir şey yaptığınızda rakibinize karşı bir adım öne geçme şansınız var. Hocam peki en önemli tartışılan noktalardan bir tanesi şuydu ya, yeteneğimiz yok. Yurt dışına kaçıyor. Dolayısıyla birçok tartışma var. İşte beyin göçü var şeklinde. Bu gençleri nasıl getireceğiz şeklinde. Doğrudur böyle efendim. Bu kadar fazla karamsal tablo öyle karşı karşıyayız ki bu hem bilim dünyası karşısında hem teknoloji üretiminde derken aslında. Peki şimdi üniversitede yetişen potansiyel yapay zeka yetenekleri. Bu yani ilgi var mı öğrencilerden? Elbette, varsa mesela var. Hakikaten özellikle iyi yeteneklerin yurt dışına gitmek istemesi, öğrencinin kendi girişimini kurmaya heyecan duyması gibi birçok konu var. Hem heyecanla izlediğimiz hem de
daha olumsuz bakabildiğimiz, hakikaten şu anda nasıl bir ortam sunabiliyor akademi potansiyel yapay zeka yeteneklerini, tutabilir miyiz onları elimizde? Şimdi bu çok güzel bir soru ama çok ikircikli bir soru. Şimdi aslında Türkiye'de her alanda, tıpta, mühendislikte, hukukta çok yetenekli, çok iyi öğrencilerimiz var, iyi hocalarımız var. İyi öğrencilerimizi iyi de yetiştirdiğimizi düşünüyoruz. Koç Üniversitesi'nde gayet dünya standartında, gerek yapay zeka alanında, gerek mesela ben kendi alanım bilgisayar mühendisliğinde gayet iyi yetiştirebiliyoruz. Bunlar bizim araştırmalarımıza dahil olabiliyor. Ama bunları o kadar iyi yetiştiriyoruz ki bu öğrencilere gitmek istedikleri zaman aslında yurt dışına kolaylıkla gidebiliyorlar. Şimdi burada bize düşen, yani hem üniversite olarak hem belki ülke olarak, şirketler olarak bu öğrencileri burada tutacak fırsatlar yaratabilmek. Bu fırsatlar içinde bu öğrencileri mesela üniversitede bilim yapmak isteyen bu öğrencileri yeterince burs verebilmek gerekiyor. Yani çok basit. İstanbul'daysa yaşayabileceği, kirasını ödeyebileceği, hayatını geçirebileceği, sosyal etkinliklere katılabileceği bir standart vermek gerekiyor. En azından bunu vermek gerekiyor ki onlara burada hadi kalın dediğimiz zaman gerçekten gitmesinler. Hı hı. Yani tabii ki bunun yanı sıra ülkede yani ekosistemin de olması gerekiyor. Onlar bir arkadaş gidince, iki arkadaş gidince, üçüncüsü gidince o da gitmek istiyor. Ama o bir, iki, üç arkadaşları hepsi burada kalmak isteseler dördüncüsünün de aslında kalma olasılığı artıyor. Ve aslında biz kendi araştırma merkezimizde biraz da bu ekosistemi de çok kurmak güzel istiyoruz. Yani projelerle birlikte hem onların desteklenmesi, istihdamının sağlanması ve aslında bir takım yine burada yani yurt içerisindeki faaliyetlerini sağlamak ve devamlılığını, en önemli şey sürdürülebilirliğini sağlayabilmek diyebiliriz. Evet. Hocam çok keyif aldım. Bir de aslında birlikte program yapmak isterim. Çünkü hakikaten biraz daha aslında akademinin içindeki durumu, sorunsalları ve çözümleri belki programda, başka bir programda da dile getirebiliriz. Başarılar diliyorum yapmış olduğunuz projelerde ve çalışmalarda, dünyada rekabetçiliğimizin artması dileğiyle diyorum. Efendim Koç Üniversitesi İş Bankası Yapay Zeka Uygulama ve Araştırma Merkezi Direktörü Profesör Doktor Çiğdem Gündüz Demir ile birlikte Yapay Zeka Merkezi'nde bu hafta özellikle hem bilim dünyasını hem de teknoloji üretimini, iş dünyasını üçlemi konuşmuş olduk. Haftaya görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.